Herkese merhabalar. Haftanın kitabı bir Cumhuriyet kadını olan Mina Urgan'ın anılarını kaleme aldığı Bir Dinozorun Anıları. Mina Urgan 1915 yılında İstanbul'da burjuva bir ailenin evladı olarak dünyaya gelmiş. Lise eğitimini Amerikan Kız Koleji'nde tamamlamış ve İstanbul Üniversitesi'nde Fransız filolojisini bitirdikten sonra yine İstanbul Üniversitesi'nde İngiliz filolojisi bölümünde doktorasını tamamlamış ve sonrasında da akademisyen olarak hayatına devam etmiş. En başta özellikle burjuva bir aile olarak belirttim. Nedenini söyleyeyim. Çünkü o dönemde eğitime, kaynaklara, sanat dünyasına, aydın insanlara ulaşma şansını elinde tutabilen nadir insanlardan biri olduğunu belirtmek istediğim için. Aslında Mina Urgan esaslı bir solcu olarak ailesinin burjuva kökenlerinden çok hoşlanmadığını belirtse de aslında hayatını şekillendirmesinde çok büyük etkisi olduğu da aşikar. Küçüklüğünden itibaren kitapların içinde büyümüş, çevresi aydın insanlarla sarılıymış, onlarla beraber aynı sofralarda yemek yemiş, eğitimi sonuna kadar desteklenmiş çok şanslı bir azınlıkta bulunuyor kendisi. Ama en önemlisi ise bu şansı sonuna kadar değerlendirmiş de olduğu yere gelebilmek için ciddi bir emek sarf ettiğini de kesinlikle yadsımamak gerekiyor. Kitap yaşlılık, ölüm, çocukluk, gençlik, gençliğimde tanıdığım bazı kişiler, siyasal ve Mina Urgan'ın albümünden şeklinde 6 bölümden oluşuyor. Enteresan bir şekilde kitap yaşlılıktan başlıyor. Ama bence güzel bir başlangıç yapmış. Daha ilk birkaç sayfada beni etkilemeyi başardı. Nedenini de size net bir şekilde aktarabilmek için hemen bir alıntı yapmak istiyorum. Anılarıma başlarken her şeyden önce gençliğin bir mutluluk, yaşlılığın ise bir mutsuzluk dönemi olduğu mitosunu yıkmak istiyorum. Gençliğin mutluluğu, gençlerin kendileri dışında neredeyse herkesin inandığı koca bir yalandır. Hiçbir gencin genç olduğum için aman ne mutluyum dediği duyulmamıştır. Ama her nedense ihtiyarlar ah gençken ne mutluydum diyerek kendilerini aldatıp dururlar. Ailesi ve çevresi tarafından az çok korunan bir çocuk 16-17 yaşını varıp kimliği henüz gelişmeden, kendini savunma mekanizması henüz işlemeye başlamadan toplumun, insanların, cinselliğin gerçekleriyle ansızın karşı karşıya gelince nasıl mutlu olabilir ki? Bu çok değerli bir bakış açısı. Genelde ileri yaştaki insanlar gençleri bencillikle, beceriksizlikle, yetersizlikle suçlayıp kendileriyle karşılaştırıp dururlar. Ama aslında hafızalarını biraz tazeleseler kendilerinin de aynı dönemde duygusal olarak ne zorluklarla mücadele ettiklerini daha net hatırlayacaklardır. Genel olarak Mina Urgan'ın hayata bakış açısıyla beraber birçok insanla olan enteresan anılarını da okuyoruz. Annesi Şefika Hanım'dan başlamak üzere Behice Boran, Abidin Dino, Aziz Nesin, Halide Edip Adıvar, Ahmet Haşim gibi inanılmaz isimlerden bahsediyorum. Hatta Mustafa Kemal Atatürk ile bile çok güzel anıları var. Biraz aslında en başta neden şanslı olduğunu vurgulamak istedim. Mina Urgan çocukluğundan itibaren tüm hayatını birçok insanın hayal bile edemeyeceği bir entelektüel çevrenin içinde geçirmiş. Bu insana inanılmaz bir renk katacaktır ki kendisi de oldukça renkli bir kişilik. İşin güzel tarafı ise Mina Hanım'da ne kadar şanslı olduğunun aslında farkında. Bununla ilgili de hemen bir alıntı paylaşmak istiyorum. Eğitim alanında herkese eşit fırsatlar sağlanmadığını, bana verilen imkanlardan başkalarının yoksun kaldığını anladığım an sosyalist oldum. 20 yaşındaydım. 20 yaşındakiler ise kendilerini pek beğenirler. Ben de kendimi bir şey sanıyordum. Sonra günün birinde trenle Anadolu'dan geçerken lokomotif bir ara durakladı ve bir kulübenin önünde kendi yaşımda bir kız gördüm. Kız bir çeşit gururla başını kaldırmış, kayıtsız gözlerle trene bakıyordu. Neredeyse göz göze gelir gibi olduk bir saniye. İşte o sırada sanki bir şimşek çaktı kafamda. Ben o kulübenin önündeki kız olabilirdim, o kız da trende benim şimdi durduğum yerde durabilirdi diye düşündüm. Benim ben olmam, onun o olması salt bir rastlantıydı. Benim ben olmam, yabancı diller bilmem, üniversitede okumam, kültürlü sayılmam kendi marifetim değil, bir rastlantının sonucuydu sadece. O talihsizdi, ben talihliydim, işte o kadar diye devam ediyor. Sadece bu farkındalığı bile çok değerli. Tabii ki salt aslında rastlantı derken biraz fazla abartmış. Sonuçta ortada ciddi bir emek var. Ama verilen imkanları değerlendirmiş, öbür tarafta elinde hiçbir imkanı olmayan bir insan da var. Kitap eğer sondaki albüm kısmını atarsak 321 sayfa,
keyifli anılarla donatıldığı için okuması çok hızlı ve eğlenceli. Kitabı çok severek okudum ve puanım 9. Herkese de okumasını tavsiye ediyorum. Ara ara Mina Hanım'ın görüşlerine katılmadığım noktalar da oldu ama arada ciddi bir nesil farkı olduğunu da düşünürsek bu farklılıklar çok normal bence. Ve gerçekten entelektüelliğiyle, hayata bakış açısıyla kendi neslinin ve çağının çok ötesinde bir insan. Herkese şimdiden keyifli okumalar diliyorum. Hoşçakalın.